Merhaba arkadaşlar, yine karşınızdayım. Bugün aşkla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Bu videonun sonunda da kitap oylamasının sonucunu açıklayacağım. Sizlerin oylarıyla belirlenen sıradaki okuyacağım 10 kitabı size açıklayacağım. Evet aşkla ilgili konuşacağız ama yine bir kitapla konuşacağız. Yani bir kitaptan alıntılar yapacağım size. Bize aşktan sözet Osho'nun kitabı Oşo bu kitabında ermiş Kitabından alıntılar yapıp yorumlamış Halil Cibran'ın meşhur kitabıdır Ermiş. Ee, ondan alıntılar yapıp kendisi yorumlamış. Ben de önce Halil Cibran'ın yazdığını, sonra da Oşon'un yorumunu okuyacağım size. Kitabın ön sözünde e, Halil Cibran'la ilgili de bir bölüm var. Aslında o da çok faydalı ama e, videoyu uzun tutmak istemediğim için. Hemen e, başlamak istiyorum e, birinci bölümden. Sonra dedi ki Almitra bize aşktan söz et. Ve o başını kaldırıp insanlara baktı. Ve üstlerine bir sükunet çöktü. Ve güçlü bir sesle dedi ki Aşk sizi çağırınca onu takip edin. Gerçi onun yolları zor ve sarp olur. Ve kanatlarını açtığı zaman ona teslim olun. Gerçi kanadındaki tüyler kılıç gibi sizi yaralayabilir. Ve o sizinle konuştuğunda ona inanın. Gerçi onun sesi düşlerinizi sarsabilir. Tıpkı kuzey rüzgarının bahçeyi harap etmesi gibi. Aşk size taç giydirdiği zamanlarda bile sizi çarmıha gerer. O toprağı dikip yetiştirmek istediği zamanlarda bile sizi budar. O sizin en yükseklerinize çıkıp, güneş ışığında titreyen en hassas dallarınızı okşasa bile bir yandan da köklerinize iner ve onları yeryüzüne bağlandıkları yerden sarsar. Mısır koçanları gibi sizi kendisine doğru toplar, harmanlar ve çıplak bırakır. Kabuklarınızdan özgür kılar, sizi öğütür ve beyazlığa ulaştırır ve sizi yumuşatana kadar yoğurur ve sonra sizi kutsal ateşe atar. Böylece tanrının kutsal ziyafeti için kutsal bir ekmek haline gelirsiniz. Aşkın size yaptıkları bütün bu şeyler kalbinizdeki sırları bilin diyedir. Ve o bilgilerin içinde yaşamın kalbine ait parçalar vardır. Ama korku içinde kalır ve aşkın sadece huzurunu ve zevkini ararsanız, çıplaklığınızı örtmek ve aşkın eşiğinden uzaklaşmak ve kahkahalarınızın tamamını atmasanız bile kahkaha atacağınız ve gözyaşlarınızın tamamını dökmeseniz bile gözyaşı dökeceğiniz <laughs> o mevsimsiz dünyaya geri dönmek sizin için daha iyi olacaktır. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, sesim istediğim gibi değil bugünlerde. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi Oşo'nun yorumladığı kısmı e, okuyacağım arkadaşlar. Cümle cümle alıp yorumlamış. Elmitra Mustafa'ya bize Tanrı'dan söz et demedi. Hayır, o şöyle sordu. Bize aşktan söz et. Şunun hatırlanması gerekir ki sadece bir kadın aşk hakkında soru sorabilir. Erkekler ise Tanrı'yı bilmek ve Tanrı olmak isterler. Bunlar güç oyunlarıdır. Aşk ise bir güç oyunu değildir. Aşk seni mütevazı, basit ve masum hale getiren tek deneyimdir. Peki Al Mustafa ona nasıl yanıt verdi? O yanıt üzerine meditasyon yap. Her sözcüğün büyük bir önemi var. Ve o başını kaldırıp insanlara baktı. Yanıt vermeden önce insanların kalplerine bakman, orada nelerin kaynadığını ve gerçekten aşk arayışında olup olmadıklarını görmen gerekir. Ve üstlerine bir sükunet çöktü. Büyük bir sessizlik. Çünkü onlar basit insanlardı ve al Mustafa onların gözlerinin içine yüzlerinin içine baktı. Ortada büyük bir sessizlik vardı. O basit insanlar Almitra'nın ne sorduğunu öğrenmek istediler. Belki de soru soracak kadar eğitimli değillerdi ve Almitra onların sesi olmuştu. Onların kalplerinin temsilcisi olarak bir soru sormuştu. Ve güçlü bir sesle dedi ki: "Aşk sizi çağırınca onu takip edin. Şüphe etme, şüpheci olma." Çünkü aşk seni bilmediğin bir şeye doğru çağırıyor. Sen de bir tohum bulunsa bile tohum kendi çiçeğini bilmez. Aşk seni çağırdığında kutsanırsın, onu takip et. Gerçi onun yolları zor ve sarp olur. Aşk güllerle dolu bir yatak değildir. Ve kanatlarını açtığı zaman ona teslim olun. Ona direnmeyin, çekinmeyin, gönülsüz gitmeyin. Gerçi kanadındaki tüyler kılıç gibi sizi yaralayabilir. <laughs> Ve aşk gerçekten de insanları yaralar. Ama bu yara tıpkı bir cerrahi operasyon gibidir. O kadar çok nefret taşıyorsun ki bu nefretin yok edilmesi gerekiyor. Bu nedenle önceden nefretin bulunduğu yerde bir yara, bir boşluk hissedebilirsin. Ve o sizinle konuştuğunda ona inanın. Al Mustafa onun söylediği şeye inanın demiyor bunu unutma o aşk konuştuğunda ona inanın diyor Burada çok zor anlaşılacak bir fark var Eğer ben seninle konuşuyorsam benim söylediğim şeye inanabilirsin Bu senin zihninden kaynaklanan bir durumdur ve sana yararlı olmaz çünkü yarın daha iyi argümanlar ve daha iyi bir mantık kullanarak onun aksini savunan biri ortaya çıkabilir o zaman değişim yaşarsın. Al Mustafa ise ona inanmanı söylüyor, söylediğine değil. Bu son derece önemli bir söylem. Bir üstad konuştuğu zaman sarf ettiği sözlere çok kafa yorma. Eğer sözcükler seni üstadın dürüstlüğüne ikna edebiliyorlarsa görevlerini tamamlamışlar demektir. Bir insana inandığın zaman bu inanış kalpten gelir. Bir argümanı kabul etme anlamı taşımaz. Sözcüklere inandığın zaman ise bu inanışın kaynağı zihindir. O sadece bir argümanı değerlendirmekten ibarettir. Gerçi onun sesi düşlerinizi sarsabilir. O senin düşlerini sarsacak, senin uykunu sarsacak, seni sarsacak. Sadece sözcüklere inanmak ise sende hiçbir sarsıntıya neden olmayacak. Gerçi onun sesi düşlerinizi sarsabilir. Tıpkı Kuzey rüzgarının bahçeyi harap etmesi gibi. Aşk size taç giydirdiği zamanlarda bile sizi çarmıha gerer. Daha önce hiç kimse tek bir cümlede bütün insanlığın dönüşüm simyasını açıklayamamıştı. Aşk sana taç giydirir ama aynı zamanda seni çarmıha da gerer. O ana kadar var ola gelmiş halini, geçmişini çarmıha gerer ve sana giymen gereken taç olan geleceğini giydirir. Aşk hem taç giymek hem de çarmıha gerilmektir. İşte bu nedenle milyonlarca insan aşkın ihtişamını kaçırırlar. Çarmıha gerilmek onları korkutur. Çarmıha gerileceksen taç giymenin ne anlamı var diye düşünürler. Evet arkadaşlar, harika bir kitap. Ben okuyamıyorum biliyorsunuz. Bu kitabı ama sizlerin okumasını şiddetle tavsiye ed ediyorum. Bu arada eğer istenirse tabi ben buradan birkaç bölüm daha böyle kısa kısa okuyabilirim. Evet şimdi gelelim kitap oylamasının sonuçlarına merakla beklediğinizi biliyorum. Evet umarım sizi etkilememişimdir. Ee, bunu söyleyerek ilk kitabı anladınız herhalde Enokun Peygamber Enokun kitabı ve ben onu okumaya başladım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hazır onu da göstereyim. Kitap şu şekilde. Yani öyle sıralanmış. 1 2 3 4 sanki böyle e, hani ayet ayet olur ya onun gibi sıralanmış ama e, sıralamayı öyle bir yapmışlar ki yani cümle bitmiyor. E, ben o yüzden hani 1 e, şu 2 şu deyip o bütünlüğü bozmak yerine hiç numaralandırmadan size düz bir şekilde okumaya başladım. Yarına yetiştiremem ama e, Cuma günü kanalımda olacak. Beklediğinize de değecek bir kitap kesinlikle. E, yine söylüyorum umarım ben etkilememişimdir. Ben bu kitaptan başlamak istiyordum. Videoda da söylemiştim. E, Bilmiyorum, kendi özgür iradenizle mi seçtiniz o kitabı? Evet, ikincisi Pıtah. Pleides mesajları. Ee, i̇kincisi uzun zamandır bendeydi. Ee, birincisi olmadan ikincisini okumak istememiştim. Sevgili Oğuz, birinci kitabını da bulup göndermişti bana. Ee, i̇kinci kitabımız Pıtah. Üçüncü kitabımız Şimdinin Gücü Uygulama Kitabı arkadaşlar. Dördüncü kitabımız Ra Bilgileri 3. Beşinci kitabımız Hator bilgileri Tom Kenyon'un kitabıydı çok güzel ben bir baktım o kitaba altıncı kitabımız Gerçek Varlık Ruhdur Leon Denis'in kitabı kanalımda yüklediğim Kader Sorunu son yüklediğim Kader Sorunu kitabının yazarı beni çok zorlamıştı o kitap bunu da burada itiraf edeceğim Gerçek Varlık Ruhdur'da aynı şekilde biraz göz gezdirdim. Ee, çok fazla Fransızca isim var ee, ve parantez içinde de o isimlerin okunuşunu vermiş. Yani çok karışıktı, ee, çok zorladı beni. Maalesef 6. kitabımız da o. <laughs> Zorlansam da tabii ki okuyacağım sizler için. 7.si Ölümün Ötesi Dolores Cano'nun kitabı. 8.si Tanrı Çağı. Dokuzuncusu Kirio'nun dördüncü kitabı Tanrı ile birlikte. Onuncusu Yüreğime Yolculuk. Arkadaşlar sizlerin e, seçtiğiniz e, kitaplar yani yayınladığınız listelerden ayrıca ben de bir on top 10 listesi yaptım. <laughs> Onların hepsini böyle bir e, değerlendirince ilk 10 bu kitaplar çıktı. Umarım beğenirsiniz. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Ee, eski kitaplara nasıl ulaşabilirsiniz? Hem yorumlarda görüyorum soruyorsunuz. Hem e, bana DM'den falan ulaşıp da soruyorsunuz. DM'den ulaşınca zaten sorun yok cevabını verebiliyorum ama e, burada açıklayamıyorum. Eski kitaplara ulaşmak için bana yazın arkadaşlar. Instagram'dan e, kitapsevergilen adıyla bulabilirsiniz beni. Eski kitaplara ulaşmak istiyorsanız bana oradan ulaşın. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.